İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek, bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum, dedi. AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen kahvaltı programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Milletvekilleri Muhammed Balta, Bahar Ayvazoğlu, Salih Kora, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç ile partili gençler katıldı. Konuşmasında gençlere nasihatlerde bulunan Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelelerini anlattı. Çocuklarımızı uyuşturucu ile avlamaya çalışanlara buyurun avlayın mı diyeceğiz diye soran Bakan Soylu, bütün bunlar gerçekleştirirken tedbir almayacak mıyız? Elbette ki alacağız. 2015 yılında uyuşturucudan direkt ölenlerin sayısı 560'dı, 2016 yılında 908, 2017 yılında 941. Cumhurbaşkanımız ile konuştuk. Tedbir almayız dedik. Talimat verdi, her şeyi yapacaksınız, dedi. Aralık ayı hariç 2018 yılında 491'e düştü bu sayı. Demek ki tedbir alınınca oluyormuş. Dünyanın en büyük ülkemizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık son 1-2 ay içinde, şeklinde konuştu. En kötü şey kaseti başa SARMAKTRR. Terörle de mücadelenin sürdüğünü ifade eden Soylu, bu dağlarda 15 bin terörist vardı. Bugün 700 terörist var dağlarda. Avucumuzun içinde hepsi merak etmeyin. Gençlerimiz geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa hızlı trenden daha hızlı daha fazla üstüne gideriz. En kötü şey kaseti başa sarmaktır. Biz kasetin başa sarılmasına ve gençlerimizin hayatının karartılmasına müsaade etmeyeceğiz, diye konuştu. BİLSELERDİYAPMAZLARDI Bilselerdi yapmazlardı, diyen Soylu, kendilerine çok önemli istihbaratlar geldiğine dikkat çekerek, bilselerdi bugün terör örgütü ile beraber aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki öyle çalışmalar var ki esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyorum ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkede 7 Haziran eksi 1 Kasım seçimleri arasında Doğu ve Güneydoğu bölgesini savaş alanına döndürdüler. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede bir siyasi istikrarsızlık ortaya konulursa bu hayallerimizin hepsini heba ederler, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. Bizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler, ifadelerini kullandı. Terörle mücadele güç ister. En ufak bir siyasi istikrarsızlık terörle mücadele zarar verir, diyen Bakan Soylu, birileri yeniden bu ülkenin içini karıştırmak için fırsat bulur. Buna fırsat vermeyelim. Boynumuzu kandilin önünde eğmeyin, eğik bırakmayın. Trabzon'da rekor sonuçlar alalım. Geleceğe ait hep birlikte güçlü bir adım atalım, dedi. İHA.